Yazan Medya. Ölmek istemiyorum. Yaşamak ve herkesin burnundan getirmek istiyorum. Bu nedenle sevgili Bilge, mutlak bir yalnızlığa mahkum edildim. İnsanların kendilerini korumak için sonsuz düzenleri var. Durup dururken insanlara saldırdım ve onların korunma içgüdülerini geliştirdim. Hiç kimseyi görmüyorum. Albay da artık benden çekiniyor. Ona bağırıyorum. Bütün bunları yazarken hissediyorum ki bu satırları okuyunca bana biraz acıyacaksın. Fakat bunlar yazı sevgili Bilge. Kötülüğüm kelimelerin arasında kayboluyor. Geçen sabah erkenden albayıma gittim. Bugün sabahtan akşama kadar radyo dinleyeceğiz dedim. Bir süre sonra sıkıldı. İnsandır, elbet sıkılacak. Benim gibi bir canavar değil ki. Bunun üzerine onu zayıf bulduğumu, benimle birlikte bulunmaya hakkı olmadığını yüzüne vurdum. Ben yalnız kalmalıyım, başka çarem yok. Bazen Nurhayat Hanım'a gidiyorum. Karşılıklı susarak oturuyoruz. Konuşmamak ne iyi, bir bilsen. İnsan elbette konuşmak istiyor, dert yanmak, haklı çıkmak istiyor. Fakat kelimeler insana ihanet ediyor. İnsan kendine ihanet ediyor. Kendinden nefret ediyor. Dul kadın iyi. Bana kahve pişiriyor, sigaramı yakıyor. Onun yanında biraz huzura kavuşuyorum. Pilleri kutusundan büyük bir radyosu var. Onu dinliyoruz. Nurhayat Hanım sıkılmıyor. Bazen dul kadının evinde bir iki söz ettiğim oluyor. Kendi kendime konuşur gibi. Prensesim. Nurhayat Hanım hiç söze karışmaz. Aman işte biri konuşmaya başladı. Varlığını ortaya koydu. Dur ben de bir şeyler söyleyeyim. Kişiliğimi göstereyim gibi. Küçük çabalamalar içinde değil dul kadın. Onunla oyunlar dinliyoruz radyodan. İçime hafakanlar basıyor. Sizi eğlendirmek için ne yapmamı arzu edersiniz? Eğlenmek mi? Eğlenmek, neşelenmek. Teşekkür ederim. İlk defa böyle görüyorum. Bizanslı genç asilzadeler etrafında... Yıllardır sesleri değişmeyen fakat adları farklı olan oyuncuların piyesleri. Aynı heyecanlı titreşimler, aynı yükselip alçalmalar. Sanki yıllardır sürüp giden uzun bir oyunu parça parça oynuyorlar. Kahkahalar atıyorlar. Çocukluğumdan beri dinlediğim kahkahalar. Öyle kara kara ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Demek hiçbir şey. Aynı kapıları yıllardır açıp kapıyorlar. Aynı güç durumlarda kalıyorlar. Yavaş konuş. Bizi duyacak diyorlar. Siz burada ne arıyorsunuz bakalım diyorlar. Ben yalnız sesleri dinliyorum. Anlamlarla ilgili değilim. Kuş sesi dinleyerek huzur duyanlar varmış. Onlar gibiyim. Haberleri de, belli konular üzerindeki konuşmaları da, tartışmaları, açık oturumları, reklamları da, özel programları da aynı şekilde dinliyorum. Her kuşun kendine özgü bir sesi var. Sözleri dinlemeden hangi program olduğunu biliyorum bu yüzden. Dul kadının inanılmaz bir hoşgörüsü var. Her çeşit müziği dinliyoruz üst üste. Bizim dilimizden şarkılar da var galiba. Çünkü sözlerini anlar gibi oluyorum. Dul kadınla ben, senin anlayacağın. Soyut bir durumdayız. Daha doğrusu her şeyin özüyle ilgileniyoruz. Meyvelerin yalnız suyunu içiyoruz. Birer sigara yakalım mı Nurhayat Hanım diyorum. Yakalım Hikmet Bey diyor. Son günlerde bana bey diyen bir dul kadın kaldı. Görüyorsun, ben de kaçamak yapıyorum. Yalnızlığı dul kadınla aldatıyorum. Ne yapayım? Beni olduğum gibi kabul ediyor. Sen yalnız
iyi programlarımı dinlemek istedin. Alaturka çaldığım zaman düğmemi kapatmak istedin. Belki gerçek canavar ben değilim. Kalemi elinden bıraktı. Saçmalıyorum albayım, diye mırıldandı. Aslında bütün canavarlık benim içimde. Birden nasıl oluyor anlamıyorum. Hayır, birden olmuyor, yavaş yavaş oluyor. Oraya nasıl geldiğimi bilemiyorum. Canım sevgilim derken kendimi bir odanın ortasında bütün gücümle bağırırken buluyorum. Sevgiye de böyle yaptım. Bir şeyler yapıyorum herhalde. Allah'ım, neden bir türlü hatırlayamıyorum? Albayıma sormalıyım. Durun albayım, geliyorum. Merdivenleri koşarak çıktı. Odaya hızla daldı. Siz de hep bulunuyorsunuz albayım. İşte bu kolaylık beni çıldırtıyor. Hüsamettin Bey başını kaldırdı. Artık sana şaşmıyorum. Gene de istiyorsun. Yalnız başını ve sonunu hatırlıyorum albayım. Arada ne yapıyorum acaba? Dur, dedi albay. Biraz nefes al. Duramam albayım. Beni kimse durduramaz, bilge bile. Anlaşıldı, dedi Hüsamettin Bey. Mesele nedir? Neden tedirgin oluyor beni görünce albayım? Ne yaptım acaba? Babası içerideyken ona sarıldım diye mi kızdı? Allah kahretsin, kendimi tutamıyordum. Kolay zaferlerden başım dönmüştü. Tam formundaydım albayım. Şimdi de formundayım. Biraz koşalım, ısınalım albayım. Günlük beden hareketlerimizi yapalım. Odanın içinde koşmaya başladı. Dur oğlum Hikmet, kendine gel. Geliyorum albayım, koşarak geliyorum. Şimdi de beden hareketlerimizi yapalım. Bir, iki, üç, dört. Dörde kadar saymasını biliyorum albayım. Bundan sonra her sabah aynı hareketleri yapacağım. Karın dizden yukarı doğru alınırken sağ bacak yarım daire şeklinde sola doğru çekilir ve omuz hizasında yere uzatılır. Bu sırada eller birleştirilerek nefes alınır ve aynı hareket sol karınla tekrarlanır. 7, 8, 9, 10. Babasına bile kızdım albayım. Neden erken yatmıyor dedim. Omuz adalelerimi de şu şekilde çalıştırıyorum. Hareketler aslında basit fakat her gün tekrarlanmalı. 5, 6, 7. Fikret meselesini de burnundan getirdim elbette. Benden önce tufan dedim. Bütün geçmişi aptalca yaşadığını itiraf etti sonunda. Bu yıkıntıya kim dayanabilir? Sağlam kafa, sağlam beden. Peki neden birdenbire bağırmaya başladım dersiniz? Neden çileden çıktım? Oysa Fikret'in aptal olduğuna karar verilmişti sonunda. Olayları hatırlıyorum, nedenleri hatırlayamıyorum. Buyurun size mesele. Peki nasıl kötü oluyorum? Zamanla. Doğru. Zaman her şeyi hallediyor değil mi albayım? Durdu, düşünceye daldı. Ne korkunç değil mi albayım? Evet. Her şeyi zaman bu duruma getirdi. Aslında zamandan korkuyordum. Günlerin birbirine benzemesini bu yüzden istiyordum. Bu nedenle yaşamıyordum. Değişiklik istemiyordum. Beni zaman mahvetti albayım. Zamanla buluyor insan formunu. Her şey zamana bağlı. 75, 76, 77 derken insan ölüyor. Zaman her şeyi hallediyor değil mi? Her sözün hesabını sordum ondan. Hiçbir sözün hesabını vermedim. Çünkü ben canavardım albayım. İnsan etine susamıştım. Çiğ et yemek istiyordum. İşte sana çiğ et. Midene oturdu. Fakat ben gerçekten yanaydım. Bu nedenle midem bozuluncaya kadar devam ettim. Onun gibi kendimi korumadım. Şimdi de beden hareketlerimi yapıyorum. Karın adalelerimi kuvvetlendiriyorum. Gelecek sefer herkesi çiğnemeden yutacağım.
Yasan Medya.